Eh, arrancando un nuevo año, esperando que todo sea con, con mucha más salud que, que el año anterior, así que entrenando muy fuerte. Bizim için yeni bir yıl

E, la fuerza de ello, también aumenta la intensidad de nosotros y ese es el camino, estamos contentos por ellos y ojalá siempre aprovechen que tengan. Gençler, gençler kulübün hazineleri. Dolayısıyla onlara en iyi şekilde bakmamız, en iyi şekilde onları geleceğe hazırlamamız gerekir. Onların varlığı tecrübeli arkadaşlarımız, diğer arkadaşlarımız için aynı zamanda bir şans. Zira onların oluşturacağı ritim, onların antrenman tempoları bizim antrenman tempomuzu artırmaya yol açacak. Dolayısıyla onların varlığını çok önemsiyoruz. Ama onlar da burada olmakta yetinmemeleri gerektiğini öğrenmeleri gerekir. Çünkü burada olmak onlar için belki bir hedefti. Ama hedefin daha büyüğü, daha ilerisi için devam edebilmek. Dolayısıyla hem kendileriyle beraber hem diğer arkadaşlarımızla beraber sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Onları da geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. No, lo que hay que mirar es, es la posición en la cual hoy nos encontramos, donde hemos hecho eh, un gran trabajo, donde nos encontramos en una posición muy cercana A, digamos, a, a, lo, a los objetivos y el camino de la segunda parte es mejorar quizás esos detalles que no, no pudimos concretar en la primera en la primera parte donde nos tocó por ahí resolver los partidos más rápido y no no sufrir eh, en partidos que normalmente tendríamos que haber ganado. ¿Y quién? İkinci yarıda zaten daha önce de söylediğim gibi daha bir sıkı, sıkı, çalışmanın içine girmeye çalışıyoruz. Çünkü ilk yarıda özellikle bazı maçlarda çok ufak detaylardan puanlar ve çok ufak detaylardan istemediğimiz maçları kaybettik maalesef. Bunların tabii ki olmasını istemezdik. Ama ilgin ikinci yarısında da aynı şekilde e, belki de daha da sıkı hazırlanarak bu detayları en azından ortadan kaybederek çünkü bu detaylarda kazanıyorsunuz genelde. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Çünkü ikinci, ikinci yarının ilk yarıdan çok daha zor olacağını bilincindeyiz. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bunu yönelik olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her Öncelikle tabii ki ünologumuza da teşekkür etmemiz gerekir. Çünkü beraber paylaştık, beraber başarıların parçası olduk. Dolayısıyla her değişim tabii ki beraberinde bir zorluk getirir. Bu zorluğun da tabii ki bilincindeyiz ama Hüseyin Hoca'mızı da aynı şekilde desteklememiz, ona bu işinde yardımcı olmamız gerekir. Çünkü yeni bir başlangıç hem onun için hem bizim için tabii ki kolay olmayacak ama bunun bilincinde insanlar olarak hocumuza eğer yardımcı olabilirsek, birlikte güçlerimizi birleştirirsek ben işimizin çok kolay olacağını düşünüyorum. Yo creo que la primera parte ha arrancado muy irregular para todos los, para todos los equipos. Eh, es por eso que nosotros estamos ilusionados y nos tenemos que comprometer a, a seguir por el mismo camino, con el mismo objetivo. Estamos cerca, pero todavía queda toda la, la segunda parte, donde es la más difícil, y vamos a luchar y a, y a trabajar con, con la ilusión de llegar a lo más alto. İlk yarının özellikle takım puan açısından baktığınız zaman takımların birbirine çok yakın olduğunu görüyorsunuz. Çok düzenli bir ilk yarı verdi belki de. Takımların birbirinden puan olarak çok fazla ayrılmadığını görüyorsunuz. Ama daha önce de söylediğim gibi ikinci yarı her zaman birinci yarıdan daha zor olur. Maçlar daha sıkı geçer. Dolayısıyla biz belki arzu ettiğimiz yer üçüncülük pozisyonu değildi ama belki daha yukarıda da olabilirdik. Ama yine de zirveden uzakta değiliz. Zirveye yaklaşma şansımız gerçekten var. Ama tabii bunun anahtarı da iyi, iyi çalışmak ve maçlardan tabii ki galibiyetle ayrılmak. Dolayısıyla biz de bunu üzerine çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Ben sezon başında başkanımıza yaptığım görüşmede de kendisini ifade etmiştim zaten. Ben sadece sağ içindeki başarıya, takımın başarısına odaklanmaya çalışıyorum. Bireysel olarak elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla kontrat ve sözleşme yenilenmesi konusundaki e, detayları menajerim görüşüyor zaten kendisiyle. Zaten bunu da görüşmeyi ben kendim istemem. Zira bu, bu gibi konuların kendimi sağ içinde yaptığım, yapmaya çalıştığım şeylerden alıkoymasına, belki onlara zarar vermesini istemem. Dolayısıyla bunu menajerimin görüştüğü bir konu. Ben sadece takımın ve kendimin sağ başarısına odaklanmış durumdayım. Çünkü okay, creo que es la única manera de yo concentrarme en el trabajo y ellos Kendinin gereç olabileceği. Tabii ki benim kendi işime odaklanabilmem, kendi işime konsantre olabilmem amacıyla bu durumun böyle olması gerekiyor. En doğrusunda böyle olduğunu düşünüyorum zaten. İlk başta geldiğimde de açıkçası yaşadığım sorunlar futbolun dışındaki sorunlardı. Dolayısıyla adaptasyonla alakalı olarak eğer şehir bazında soruyorsanız şehir adaptasyon konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Zira daha öncesinde de Türkiye'de zaten bulunmuştum, Türkiye'de oynamıştım. Dolayısıyla benim için yeni bir yer değildi, bildiğim bir yerdi. Ee, şunu söyleyebilirim. Adapte olabilmek amacıyla hem içeriden hem dışarıdan yardıma ihtiyacınız var. hem Sizin de aynı şekilde kulübe, kulübün de aynı şekilde size yardımcı olması gerekiyor. Dolayısıyla bu ortamdan oluştuğu durumda herhangi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum ben. Kendi örneğime gelirsek eğer ilk başta tabii ki biraz zorluklar yaşadım. Ama şu an burada bulunma sebebim, şu an burada bu mücadele verme sebebimiz hep beraber bir hayalimiz var. Bu hayalde tabii ki herkesin ne olduğunu biliyor. Bu hayalde hep beraber gerçekleştirmeye çalışıyoruz. O yüzden buradayım ve o yüzden takıma adapte olmuş durumdayım. Kaç yaşına kadar Açıkçası bu soruları daha önce de almıştım ve bu soruları duymaktan da mutlu oluyorum açıkçası. Şöyle de açıklayabilirim bu durumu. Ee, i̇nsanlar eğer sizi burada bu böyle bir kulübün böyle bir kulübün içinde olmanıza ya da böyle bir kulübün parçası olmanız için layık görüyorsa eğer böyle bir yerde çalışmayı düşünür müsünüz diye soruyorsa bunu sizi layık gördükleri içindir. Bu yaptıklarınızda kazandığınız başarılarla belki orayı hak ettiğiniz içindir. Dolayısıyla ilk başta bu soruların benim mutlu ettiğini söylemem gerekir. Ondan sonrasında fizik olarak şu an Tanrı'ya şükürler olsun kendimi iyi hissediyorum. Dolayısıyla herhangi bir sorunum yok. Ee, ne kadar gidecek ya da kaç yıl daha devam edeceğim bu konularla alakalı çok fazla net bir bilgi yok kafamda ya da aldığım bir karar yok henüz. Çünkü şu an takımımız iyi gidiyor. Kendim bireysel olarak iyi gittiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla gittiği yere kadar devam edeceğim. Ama şu an fiziki olarak herhangi bir sorunum da olmadığı için ve burada gay olmaktan da çok mutlu olduğum için şu an öyle şeyleri hiç düşünmedim. Teşekkür ediyoruz.